arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konu anlatacağım size. Konumuzun adı Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920. Tarihin gördüğü en aciz, en rezil anlaşmadır bu anlaşma. O kadar ağır maddeler içerir ki birazdan anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu anlaşmayı çok iyi anlayın, çok iyi özümseyin istiyorum. Çünkü ileride Lozan Anlaşması'nı anlattığımda Lozan'ın ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlamanız için bu anlaşmayı bilmeniz lazım. Bize ne dayatılmış, biz neyi imzalamışız bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle şu sorumuzu bir yanıtlayalım. Neden Osmanlı'nın barış anlaşması geç imzalandı? Tabi bunda da bir art niyet var. Hemen şöyle girelim. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmıştı arkadaşlar. Yerel ve yenilen devletler Paris Barış Konferansı'nda bir araya geldiler. Yenilen devletlerle anlaşmalar imzalandı. Fakat Osmanlı'nın anlaşması ileri bir tarihe ertelendi. Neden mi? Çünkü kendi aralarında Osmanlı topraklarını bir türlü paylaşamıyorlardı. Hasta adam olarak nitelendirdikleri Osmanlı Devleti ölmek üzereydi artık ve hepsi bir leş kargası gibi Osmanlı'nın başına çullanmışlardı. O toprak senin, bu toprak benim, ben daha çok toprak alayım. Herkes birbiriyle didişiyordu. Özellikle Rusya savaştan çekilince Doğu Anadolu ve Boğazlar da ortada kaldı. Bu topraklar kimin olsun diye çekişmeler başladı. İşte bunlardan dolayı bizim anlaşmamız biraz daha geç bir tarihe ertelendi. Hazırlıklar yapıldı. San Remo'da bir taslak metin ortaya çıktı. Bizim adımız arkadaşlar o dönemin sadrazamı kim gitti? Tevfik Paşa. Paşa bir gördü metni, ben bunu imzalayamam dedi ve masadan kalktı. Derhal Osmanlı Devleti'ne tekrar döndü. Ama Yunanlılar ve itilaflar bizi bu anlaşmaya zorlamak istiyorlardı. Derhal ne başladı? İşgal başladı. Nereler işgal ettiler? Balıkesir, Nazilli, Mudanya, Doğu Trakya. Bunun üzerine Osmanlı tekrar masaya oturdu. Fakat dönemin padişahı Vahdettin, ben bu anlaşmayı imzalamam, kim imzalamak istiyorsa imzalasın dedi. Damat Ferit'in de içinde bulunduğu Saltanat Şurası adı verilen grup Paris'teki Sevr kasabasına gitti ve ne yazık ki bu anlaşmayı imzaladı. Aynı zamanda arkadaşlar bu anlaşma tarihe ölü anlaşma olarak geçmiştir. Ne demektir bu? Uygulanmamıştır. Resmen geçersizdir. Neden? Bir anlaşmanın resmi olarak geçerli olması için meclis tarafından onaylanması lazım. Hani meclis? Osmanlı ve Ruslar Meclisi anlattım size, dağıtılmıştı. Bundan dolayı ne yapılmamıştır? Uygulanmamıştır. Yerine Lozan kabul edilecektir. Gelelim bu ağır maddeleri tek tek inceleyelim. Ne demek istediğimi, neden rezil anlaşma dediğimi siz de anlayın. Başlayalım. Maddelere bak. Bir diyor, Doğu Trakya ve İzmir kime verilecekmiş arkadaşlar? Yunanlara. İki, Muğla, Antalya ve Konya kime verilecek diyor? Konya'ya kadar olan kısım İtalya'ya. Üçe bakıyorum. Güneydoğu Anadolu, Zonguldak ve çevresi kime verilsin? Suriye toprakları Fransa'ya. Geliyorum dörde. Vilayet-i Sitte, yani altı doğu ilinde bak Ermeni devleti kurulabilir diyor. Kendi toprağını pay eder gibi bir güzel herkese pay vermiş. Diğer beşinci maddeye bakayım. Trabzon merkezli bir Pontus Rum devleti de orada kurulsun diyor. Bir devlet kurulacak arkadaşlar. 6. Irak, Filistin toprakları ise İngiltere'nin olacaktır diyor. Bir toprak daha gitti. Gelelim 7. maddeye bak. İstanbul Osmanlı başkenti olarak kalacak fakat azınlıkları rahatsız ederseniz, onların haklarını koruyamazsanız İstanbul'u sizden alırım diyor. Bak arkadaşlar, böyle bir şey olur mu? Yenilen bir devlete böyle bir dayatma yapılabilir mi? Şart koşuyor. İstanbul senin olacak fakat diyor, sıkıntı çıkarsa geri orayı alacağım diyor. Geliyorum 8'e. Boğazlarda bir diyor komisyon olacak. Aynı zamanda Boğazlardaki komisyonun ayrı bir bütçesi, ayrı bir bayrağı. Resmen Boğazlarda bir devlet kuruyor. Hatta diyor ki bu komisyonda Türk bulunmayacak diyor. Çok enteresan arkadaşlar. Egemenlik gitti, bağımsızlık gitti. Seni resmen yok sayıyor.
Geldim diğer maddeye. 9 mu oldu? 9'da ne diyor? Osmanlı Devleti verdiği kapitülasyonlara devam edecek diyor. Hatırlayın, biz geçmişte Fatih zamanında, Kanuni zamanında kapitülasyon vermiştik. Bunlar aynen diyor devam etsin diyor. Ekonomik bağımsızlık da gitti. Gelelim başka bir maddeye. Birkaç maddem daha kaldı. Hemen şöyle burayı sileyim, onları da yazayım. Bir diğer maddemiz kaç oldu? 10. madde. Bu da Osmanlı ordusu ile ilgili. Diyor ki arkadaşlar, Osmanlı ordusu 50.700 kişiden oluşacak, üstünü aşmayacak. Aynı zamanda orduda ağır silah bulunmayacak. Aynı zamanda uçak, tank orduda bulunmayacak diyor. Nedir amaç? Çok net bir amacı var. Osmanlı'yı öldürdü, güçlenmesini bir daha ne yapmıyor? İstemiyor. Bir diğer maddeye bak. Diyor ki, Kürtler isterse Diyarbakır merkezli bir Kürdistan devleti kurulabilir diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yine hiç anlamadığımız ağır bir madde. Gelelim 12'ye. Bir de diyor ki, Osmanlı devleti aynı zamanda ne ödeyecek? Savaş tazminatı ödeyecek diyor arkadaşlar. Gördünüz 12 maddeyi. Hepsi birbirinden beter, hepsi birbirinden rezil anlaşmadır dedim ve maddeler de bunu ispat etti herhalde. Bu anlaşma bu şekilde tarihte yerini aldı. Fakat Mustafa Kemal bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. Onları istiklal mahkemelerinde yargıladı ve yerine Kurtuluş Savaşı'nın şanıyla kazanarak Türk milleti Lozan'ı imzaladı. Az önce de söyledim, Lozan'a geldiğim zaman bu anlaşmayla karşılaştıracağım ve ne kadar başarılı olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bu anlaşmayı burada bitiriyorum. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.